geldi de geçti, artık gitme vakti. Uzansam sanki dokunacakmışım gibi, her şey çok daha kolay. Kulaklarını tıkayıp dinleyince kendini. Kanıma girdin bir kere, aklımdasın hep. Hayallerim var benim hem de çok büyük. Şu kocaman kanatlarıma bir bak. O yüzden bana dünya çok küçük. Biliyorum çıkacaksın elbet bir gün karşıma. Bir kez dokunduk kaderlerimi. Özledim seni Batu. Ne yalan söyleyeyim, özledim. Huysuzluğunu, aksiliğini. Nasıl bu hale geldik bilmiyorum. Baksana, bir başıma, gözüm yaşlı, kendi kendime konuşuyorum. Beni gören ya deli der ya aşık. İkisi de aynı şey belki de. Kalbimde açık bir yara var. Günlerdir kabuk bağlamıyor. Bu yarayı sen açmışken bir tek senin kapayabilecek olman çok garip değil mi? Şimdi ne olacak Batu? 3 gün oldu Batu'dan ayrılalı. Belki sevgili değildik. Ama ayrıldık işte. Ben de 3 gündür böyleyim. Eksik. Hayalet gibi dolaşıyorum etrafta. Meğer ne çok yeri varmış Batu'nun hayatımda. Kalbimde, aklımda. İhtiyacın yok ki. Ne haldeyim görmüyor musun? Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Ben sensiz diye hak edecek hiçbir şey yapmadım. Üzgünüm. Hadi ama. Çok yoruldum. Vallahi baştan söyledim ben sana. Öyle söylenmek yok. Güzel. Evet, güzel oldu. Aferin. Batu bugün var, yarın yok Sera. Arkadaşların, abin, her zaman hayatında olacak olanlar onlar. Deniz durgun. Yeni bir maceraya atıldığını sanıyorsun. Ama fırtına çıktığında sığınacak bir limanın yoksa batarsın Sera. Haberin olsun. Gündür bizimkilerle yarışmaya hazırlanıyoruz.
Müzik beni düşüncelerimden uzaklaştırıyor. Ama yine de bir an geliyor ki o an yine gerçeklerden kaçamıyorum. Arkadaşlar bir ara verelim hadi. İyi ki arkadaşlarım var. Ya kimsem olmasaydı? Ya öfkem beni kör etseydi? Artık dersler başlıyor. Hepimiz seçimlerimizi yaptık. İlk iki sene ortak dersler alacağız. Son iki senede neye yoğunlaşmak istiyorsak onu seçeceğiz. Güzel bir sistem. Sabah için buruk. Ama bir yandan da sevinçliyim. Başıma neler geleceğinden habersiz. Heyecanlıyım. İnsan yine de umut ediyor. Batu'yla barışırım belki. Her şey yoluna girer belki. Hayatın cirvesi de bu işte. Günaydın, günaydın, günaydın. Mutlu Noeller. Ho, ho, ho. Hadi uyanın artık. Buongiorno tatlım. Hı. Hadi uyanın ya. Siz hala kalkmamışsınız ama. Okulun ilk günü bugün. Hadi hadi hemen kalkın, size bir sürprizim var. 10 dakika sonra okulun stüdyosunda buluşacağız, tamam mı? Geliyorsunuz. Tamam. Haydi iyi görüşürüz. Ciao. Of bir şey. Haydi. Bekliyorum. Bu kız gerçekten hiç dayak yememiş. Yalnız, yalnız. Uyanmak istemiyorum ya. Derse gitmek istemiyorum. Uyumak istiyorum. Nefret ediyorum okuldan. Nefret. Sana da günaydın Gonca. Tamamdır. Teşekkürler. Görüşürüz. Kimdi o? Yeni sevgilim. Hadi ya. Harbi mi? Oğlum DJ ya. Yarınki parti için. Yeni sevgilin DJ mi? Zeki sen uyanamadın galiba ha? Ya ne bileyim. 3 gündür aranızdan su sızmıyor kumsalla. Maşallah. Sağlam kurmuşsunuz tesisatı. Vallahi sizin de Gonca ile aranızda çatlaklar var gibi. Bir sıvacı ustası çağırayım mı size? Yok abi. En kral ustayı getir. Gonca ile benim aram hallolmaz. Hayır yani ne yapayım? Hediyeler mi alayım? Peşinde mi koşayım? Gül mü dökeyim yollarına? Gonca öyle bir kız değil ki. Oğlum öyle bir kız. Hep söyledir. Sevmiyoruz derler ama bayılırlar böyle şeylere. Sen beni dinle. Yap bir organizasyonu. Bak bakalım ne oluyor. Ben yapamam abi. Ben gül almaya kalksam elime dikeni batar. Balon şişirsem suratımda patlar. Ya mum yakayım desem olmaz. Yangın çıkar. Ben yapamam abi. Günaydın. Mutlu Noeller. Ho ho ho. Buongiorno. Bugün okulun ilk günü. Ne Okulun ilk günü işte, heyecanlansanıza biraz. Çok sıkıcısınız ha. Neyse, size bir sürprizim var. 10 dakika sonra stüdyoda oluyorsunuz, tamam mı? Geliyor musunuz? Tabii ki de geliyorsunuz. Çünkü ben çağırıyorum. Hadi görüşürüz. Ciao, bay bay. Bu yine neyin peşinde? Hep. Kızım senin bu... Kıyafetimde bir şey yok anne, görüşürüz. Tabii yok da... Thank you.
Eline sağlık diyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Ha. Afiyet olsun. Sen iyi misin Yelda? Günaydın İpek. Pek de öyle sayılmaz. Dolunay iyi değil. Dün bir psikologdan randevu aldım. En kısa zamanda götüreceğim. Biz anne baba olarak sorumluluklarımızı başkalarına yüklemesek daha iyi olur diye düşünüyorum. Biraz abartmıyor musun? Hayır Vural. Sen bence bu konuyu biraz fazla küçümsüyorsun. Kapatıyorum. Ah oğlum. Ay sen ne kadar yakışıklı olmuşsun böyle. Allah Allah. Ya aynaya baktım daha demin. Her günkü apaçinim üstümde. Gel bakalım yeğen, gel gel. Okula başlamanın hediyesi olarak. Al bakalım. Ne gerek vardı ya? Güzel değil mi? Oğlum artık bu üzerindeki gömleği çıkart. İyice derine yapıştı. Ameliyatla bunu sökeceğiz, yerine bunu nakledeceğiz. Nereden aldın bunu Uğran? Dolaptan. Ya amca, hiç olmasa üç kere gördüm bunu üstünde. Ayıptır ya. Yok ya, benzetmişsindir. O yeni o. Ütüleseydin bari. Ya ütülesen olacak, şunun renge bak ya. Ya ver şunu ya, ver. Ver, ver. Kıymet bilemediniz. Yadigar bu, yadigar. Sen kaç senelik biliyor musun gömlek? Tam iki senelik. Hadi ben kaçtım. Kahvaltı? Ya, okulda yerim ben. Hadi görüşürüz. Hadi Allah senin açıklığı versin oğlum. Ne gerek var ya? Zehir gibi çocuk maşallah. Evet Yelda sen. Ural, biraz konuşabilir miyiz? Evet, sürprizime hazır mısınız? Ta-da! Woo! Nasıl? Ha? Nasıl, beğenmediniz mi? Artık kiralamanıza gerek yok. Çünkü bunlar artık bizim. Yani eğer beni kabul ederseniz bizim. Yoksa sizin. Ama tabii kabul etmezseniz de problem değil yani. Ben yoktum, bensiz provalar falan yaptınız. Bu da benim size küçük bir hediyem. Biz istesek alamazdık yani bunları. Öyle mi? Böyle mi tavlayacaksınız? Ya günlerdir yanımızda yoksun. Hep Batu'ylasın. Grubu sattın, bizi sattın. Üzerimize para atsan daha iyiydi be. Asıl siz beni ne çabuk sattınız ya? Şu iki gün yanınıza gelmedim diye şu hale bak. Bu mu sizin dostluk anlayışınız? Bu kadar kolay mıydı ya beni satmak? Çok yanlış şeyler yaptın Sera. Ben hiç çekiştiremedim sana. Hadi abi gidelim ya. Sen de mi böyle düşünüyorsun Kumsa? En zor zamanlarımda yanımda değildin Sera. Ama söylemedin ki. Söylemedim mi? Anlamadın mı? Bilmiyor muydun? Ama bence Batu ile bu kadar çok vakit geçirmeseydim bana bu kadar çok kızmazdın. Etrafına o kadar at gözlüğüyle bakıyorsun ki. Konu o değil. Konu sensin. Ya öyle kaptırmışsın ki kendini, birilerine, bir şeylerine böyle takılıp kalmışsın. Ama en kısa zamanda gözlerini açman lazım Sera. Yoksa çok geç olacak senin için. Siz haklısınız zaten. Yok artık, hala mı? Yok yok. İyiyim iyiyim. İyileştim, zımba gibiyim. Hula hop bile çevirebilirim yani. Yani çok saçma bir hareket belki ama yaparım bunu. Gidelim mi spor salonuna, yapayım mı? İyileşmene sevindim. Senin sayende. Bence ilaçlar sayesinde. Sana bir borcum var. Bu akşam seni bir caz konserine götürmek durumundayım. Durumundasın. Durumundayım. Ya mecburen yani. Sana borcumu başka türlü ödeyemem. Ya tamam tamam İpek, ısrar etme, götüreceğim diyorum ya, götüreceğim götüreceğim, Allah Allah. Çok tatlısın ama gerçekten okulun ilk haftası olduğu için bütün gün çalışmak zorundayım. Çok tatlısından sonrasını duyamadım. Ne demiştiniz? Taylan yapma böyle, gerçekten utandırıyorsun beni, okuldayız. Konser bu akşam. Bütün gün çalışacağım, hatta geceye bile sarkabilir, o kadar çok ki işim. Bütün gün odadayım. Tamam. Tamam. Tamam anladım.
Tamam o zaman, görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Ah. Ne iş? Bak bak, hareketlere bak, hareketlere. Kızım ne bu hareketler böyle? İnce iş mi ha? Hı? Sera, sen babanla konuştuğunu unutuyorsun galiba. Canım çok sıkkın baba ya. Ne yapayım, cüveyim vardı. Canın sıkkın? Hı. Niye sıkkın? Olaylar olaylar. Olaylar olaylar. Sormayacağım, merak etme. Hayır, o değil de. O değil, dönün. Bak yine aynı hareketler ya. Kızım bir şey konuşacağız herhalde, değil mi? Tamam. Geçen bankadan aradılar beni. Hı. Taylan Bey hayırlı olsun, yine bir müzik grubu kurmuşsunuz. İlk konser ne zaman diye soruyorlar. Ya demek öyle diyorlar. Ha, kaçma kaçma, buraya gel buraya gel, konuşacağız bunu. Kızım sen bana sormadan kaç bin liralık malzeme almışsın? Buraya gel dedim, konuşacağız bunu. Ben senin bildiğin babalardan değilim. Her şeyin bir sınırı var. Sera. 500 lira çıkacağım. Kaçarsın böyle kaçarsın da konuşacağız. Merak etme. Sabahtan beri seni eğlendirmeye çalışıyorum. Bir türlü başaramıyorum. Bir şey var, farkındayım. Sabah çıkıyorsun evden, akşama kadar yoksun. Ne oluyor? Bir şey var. Doğru tahmin etmişsin. Ama sadece benim sıkıntım değil bu. Seni de ilgilendiriyor. Nedir Yelden? İkinizin yüz yüze konuşması daha doğru. Yıllardır kaçtınız birbirinizden. Yüzleşin artık. Etmeyin artık, ne olur. Kardeşsiniz siz ya. Hem birbirinize sahip çıkmanız gereken zamanlar bunlar. Ali, sen de her şeyi anlat lütfen. Arayın beni sonra, tamam mı? Hiç değişmemişsin. Sen çok değişmişsin. Kadınları dövüyor musun? Sen de onları aldatıyor musun? Hangimiz daha iyi? Yelda'nın hamile olduğunu bilseydim onu asla terk etmezdim ben. Ona ben sahip çıktım. Sen yıllarca arayıp sormadın bile. Oğlumun başka birisine baba dediğini bilerek nasıl arasaydım? İflas ettim. Oralı bile olmadı. Sana yardım etmeye çalıştım. Gurur yaptın, istemedin. Sana senelerce küfrettim ben. Sana nefret ettim. Böyle kardeş olmaz olsun dedim be. Senin gibi bir abim olduğu için utanıyorum. Sen burada hayatını yaşarken biz orada neler çektik sen biliyor musun? Sen niye geldin ya? Ha? İnsanlara hayatı zulmettin. Niye geldin? İnsanlar senin yanından tek bir parça elbise almadan seni terk edip gittiler. Bu ne kötülük be? Ben yıllarca onların fotoğraflarına baktım. Sen hayatı onlara zulmettin. Niye geldin ha? Niye geldin? Ölüyorum ben Burak. Ölüyorum. İyi dersler. Sana da. Umarım mutlu bir sene olur senin için. Güzel ya. İnşallah, inşallah. Sen de mi buradasın? Sen?
Ne güzel ya. Ve ne diyorduk? Geç kalmak yok, hemen geçin yerinize. Bu dersten geçmek çok kolay arkadaşlar. Derste bulunacaksınız. İşte bu kadar basit. Vize yok, sınav yok. Dersin açıklamasında da okumuşsunuzdur zaten. Sosyoekonomik düzeyi düşük olan ilkokullara gideceğiz. Oradaki öğrencilere öğretmenlik yapacaksınız. Çünkü bu okulun en önemli misyonlarından birisi birey için değil, toplum için düşünmek. Hemen bugün başlıyoruz. Mailler ulaşmıştır zaten size. Ben şimdi gruplara ayırmaya başlıyorum. Buyurun hocam. Sağ ol. Evet. Eren Ülker, Ayşe Tin, Özlem Ülger, Bilge Bulur, Seda Tan, Bahar Gündoğdu, Tanyer Yerlikaya, Ali Atik, Selim Kuzu, Ayşen İlgi, Ayten Kur'an, Irmak Türker, Ada Türker, Ayşe Coşkun, Fırat Sever, Ruhat Deniz, Nahide Baskın, Cüneyt Sarak, Hüseyin Tanrıverdi, Tuğba Edilmez. Ve son üçlü. Kumsal Güçlü, Batu Değirmenci, Sera Yüksel. Eren, sen de bu arkadaşlara eşlik edersin. Hadi bakalım, servisler birazdan kalkıyor. Toplumların da insanlar gibi zaafları vardır. Toplumları anlamak için önce insanları anlamak zorundayız. Tabii insanlar da kendilerini anlamak zorunda. Bugün ilk ders olduğu için değişik bir şeyle başlamak istiyorum. Herkes teker teker sınıfın karşısına çıkacak. Ve güçlü yanlarınızı, zayıf yanlarınızı, hayata bakışınızı bizlere anlatacaksınız. Bıyık bıyık şeyler ya. Madem öyle, senden başlıyoruz. Hocam nereden duydunuz ya? Gel bakalım. Ben Gonca Gül Duran, Antalyalıyım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Alerjilerim var. Mesela Zeki'ye. Evet, Zeki'ye alerjim var. Mutluluğa da alerjim var. Hiç sevmem. İnsanlar niye bu kadar güler onu da hiç anlamam yani. Gülecek ne var ki? Erken uyandırılmayı sevmem. Hatta uyandırılmayı sevmem. Emirvakilere hiç gelemem. Hayata karşı duruşum. Herkes kendi dalgasına baksın. Kimse de kimseye karışmasın. Bu kadar. Umutlu olduk Gonca Gül. Teşekkürler. Hadi Zeki, sıra sende. Hadi nasıl ya? Gel bakalım. Evet. Merhaba. Ben Zeki. Harika biriyim. Zaten hepimiz harikayız da. Bugün dürüst olmayı deniyoruz. Ne dersin? Ha. Öyle mi? Tamam. Deneyelim. Şimdi zaten ben çok dürüst bir insanım. Yani baktığın zaman içim dışım biridir benim. Mesela birini seviyorsam çıkarım söylerim. Yani seni seviyorum derim. Yaparım bunu. Yok. Hayır, söyleyemem. Tamam. Korkan biriyim ben. Yani korkularım var. Gelecek kaygım var mesela. Dünyaya meteor düşse gelip benim başıma düşer yani. Ben cesur biri değilim. Keşke olsam. Hadi biraz cesur olmayı dene bakalım ha. Ne dersin? Tamam. Deneyelim. Yani insanın içinde tutmaması lazım bazı şeyleri. Yani o iki kelimeyi söylemesi gerekiyor. Ve sonucuna da katlanması gerekiyor. Şimdi şöyle. Ben... Hocam ben çıkabilir miyim?
Goncagül, sen de arkadaşına yardım et istersen. Ben de şey yapayım, bir bakayım onlara. Bir kişi yeterli. Ama madem ayaktasın, sıradaki olmak ister misin? Kumsal, hep böyle mi olacağız? Hiç konuşmayacak mıyız artık? Servise binelim mi? Ah! Ne yapıyorsun ya? Manyak mısın? Ay çok pardon ya, bir şey olmadı değil mi? Oldu tabii, ayı gibi bastın ayağıma ya. Ah! Ya ne yapıyorsun be, sadist misin kızım sen? Belki canı yanınca aklın başına gelir dedim. Allah Allah, işkenceci tipe bak. Oh, içim yağlar eridi. Öyle mi? Ben de sana ayağına basayım mı o zaman? Ne yapıyorsun ya? Ah, yapma ya, ne yapıyorsun? Yapma, Sera. Ne yapıyorsunuz ya? Koskoca kızlar, yürü. Gıcık. Yüz. Ayağıma basıyor ya. Seni var ya. Allah Allah ya. Yok. Ben anlatmak istemiyorum kendimi. Çıkabilir miyim? Bak, hepimiz seni bekliyoruz. Hadi sen anlatana kadar buradayız. Madem öyle. Şimdi ben ölsem mesela. Böyle evde tek başımayken ölsem. Annem babam da olmasa kimse bulmaz benim cesedimi. O kadar yalnızım yani. Çünkü nefret doluymuşum ben. Kanımda zehir varmış benim. Akıtamıyorum zehrimi. Anladınız mı? Tabii insanların kendini bilmesi güzel bir şey. Ben kendimi biliyorum. Kötüyüm. Eğer aklımdan geçenleri bilseniz beni hemen bir akıl hastanesine kapatırdınız. Ben mesela okulun bahçesine çiçek dikmek istesem ertesi gün solar. Ya da böyle bir şarkı yazmak istesem insanları intihara meyleder. Böyle sonsuz bir döngünün içindeyim ve ben bundan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Yalnız başıma öleceğim ve ben bunun farkındayım. Sonra düşünüyorum ve diyorum ki madem kimsenin umurunda değilim ben, madem tek başıma yaşıyorum ben bu hayatı, o zaman dibine kadar yaşayayım. Nerede kalıyorsun şimdi? Bende kalacaksın bundan sonra. Var bir yer. Boş ver. Batu bilmesin zaten. Şimdi böyle... Bilsin. Babasının ne durumda olduğunu bilsin. Sen de alışkanlık yapmış mı? Onun babası ben değilim. Sensin. Öyle olduğunu biliyorum. Bırak öyle olduğunu bilmeye devam etsin. Yani öyle ya da böyle onu sen getirdin bu yaşa kadar. Babasının ne durumda olduğunu bilmeli. Söyle ona Burak. Söyle. Yelda cesaret edemez. Beni de dinlemez. Söyle ona tamam. Çık karşısına. Senin babam benim de. Hele bir iyileş. Bundan sonra konuşuruz. Benim senden son isteğim bu kardeşim. Son isteğim. Söyle ona. Bütün gerçekleri bilsin. Tamam. Çocuklar, bugün sizlerle bu abileriniz ve ablalarınız ilgilenecek. Üniversiteden geldiler. Batu, Kumsal, Sera ve Eray. Hadi bakalım, şimdi hepinize kolay gelsin. Şimdiden iyi dersler. Uslu durun tamam mı? Sakın ha. Sakın yaramazlık yapmayın.
Hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Baksanıza şunlara, çiçek gibiler ya. Kolay gelsin hepinize o zaman. Hoppala. Sevgi pıtırcıkları. Hadi sessiz. Çocuklar durun bakayım. Evet, Batu abiniz de sizle aynı yaşta gerçekten. Hadi arkadaşlar ne olur biraz sessiz, biraz sakin. Susarsanız size sakız alırım. İki sakız. Üç. En fazla da dört sakız alırım hepinize. Sen az önce çocuklara rüşvet mi teklif ettin, bana mı öyle geldi? Hayır canım, sadece tatlı bir hediye. Neyse, susturmak bizim işimiz. Tarlan Yüksel'in kızıyız sonuçta. Hadi toplan. Sen, hey hey sen. Sen. Yutsun ama de. Bir. Bir. Olmuyor. Çocuklar, hey. Kim topu oynamak ister, ha? Sen son. Bir. Lan aferin lan, sevdim seni. Gel yanıma. Çocuklar, toplanın bakayım. Gelin bakayım. Ha? Oyun oynamak istiyor musunuz? Beraber top oynayalım mı? Evet. Oğlum biraz iletişim gücünüzü arttırın. Biraz feyiz alın, feyiz. İşi bilmiyorsunuz. Tamam. Şimdi çok eğleneceğiz. Beraber top oynayacağız. Çok eğlenmek isteyenler benimle. Az eğlenmek isteyenler öbür grupla. Koşun. Şimdi Yelda durumları biliyor zaten. Şöyle şeyler oldu İpek. Abim geldi. Abimle görüştüm. Ali. Hasta. Hem de çok hasta. Benden şöyle bir şey istedi. Ben de sonra düşündüm ve hak verdim. Batu'nun babası olduğumu söylememi istiyor. Bence zaman da geldi zaten. Batu bunu öğrenmeli. Onun için buraya geldik. Yani bundan nereye kadar kaçacağız ki zaten? Kaç yaşına geldi Batu? Bu yaşa kadar söylemememiz hata. Tabii öğrendiğinde neler yapabileceğinden bahsetmiyorum bile. Benden nefret edecek. Senin yüzünü bile görmek istemeyecek. Ben sorumluluğu üstüme alıyorum. Senin bir suçun yok. Seni yine sevecektir. Ben de artık zaman gösterecek yani, bilmiyorum. Bence doğru olanı yapıyoruz. Klasik Vural. Bütün sorumluluklarından kaçar, yumurta kapıya dayanınca da... Bu mu yani? Benim şu anda desteğe ihtiyacım var. Bu konu sadece seninle mi ilgili? Sadece senin mi desteğe ihtiyacın var? Konu sadece benimle alakalı değil. Hepimizle alakalı. Onun için geldik buraya. İki ayrı aile, iki ayrı hayat. Zor olmuyor mu Vural? Oluyor. Hem de çok zor oluyor. Peki tamam, biz bu hikayenin neresindeyiz Dolunay'la acaba? Öteki ailenle karar vermişsin, anlaşmışsınız. Biz ne olacağız peki? Dolunay'a da söyleyeceğim herhalde. Sakın, sakın böyle bir şey yapma. Dolunay'ın psikolojisi gerçekten bunu kaldırabilecek durumda değil. İyi değil kız. İpek belki bir kardeşi olduğunu bilmesi ona güç verir. Nereden biliyorsun? Beni iyi dinle Vural. Öteki ailenle ne yaparsan yap, sakın kızımı bu işe karıştırma. Dolunay benim de kızım. Bir kardeşi olduğunu bilmeye hakkı var onun. Abi. Evet abisi. Siz sevgili misiniz? Abi siz çok yakışıyorsunuz. Hiç ağızdan ağza öpüştünüz mü? Allah Allah. Oğlum siz nereden öğreniyorsunuz böyle şeyleri? Vallahi öğretmenize söylerim ha. Hiç öyle bir şey yok çocuklar. Biz Batu abinizle aynı üniversitede okuyan iki arkadaşız. Aynen. Sadece iki arkadaşız. Her magazinde de hep oy veriyorlar. Bak 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 ya, sen kaç yaşındasın? Senin boyun kaç, magazin izliyorsun? Faydalı şeyler izle biraz. Abla sana aşık, bak heyecanlandı. Aa, heyecan falan yok. Ben normalde heyecanlı bir insanım.
Bebek nasıl olur? Ay yok, ben şok. Ben ne diyeceğini bilemedim vallahi. Evet, buyurun cevaplayın bakalım. Yani olur vallahi, niye olmasın? Evet, olur. Yani kişilerin isteğine bağlı. İki kişi lazım. İki kişi mantıklı. Ama öyle herhangi bir iki kişi değil yani. Evet, herhangi bir iki kişi değil. Birbirini seven iki kişi lazım. Yani sizin gibi. Vallahi seninle bozuşacağız ha. Tamam tamam, pardon. Sonra? Sonra... Vallahi gece olur. Yani gündüz de olur da ben şey... Neyse çocuklar, çok yanlış bir yere girdik. Buralardan hemen çıkalım. Hocalarınıza sorun bu soruları. Başka sorular? Evet çocuklar. Biz bu soruları pas geçiriyoruz. Aşk nedir peki? Aşk nasıl bir şey? Güzel bir soru. Güzel sordun. Cevapla bakalım. Tamam, cevaplayayım. Aşk insanı yakar. Ama yine de aşık olursunuz. Nasıl yani? Nasıl yani? Hani mesela top oynarsınız, bacağınız kanar ama oynamaya devam edersiniz. Olmadı mı? Tamam. Gazoz. Gazoz içersiniz, böyle boğazınız yanar ama hoşunuza gider, içmeye devam edersiniz. Aşk da öyle bir şeydir. Öyle yaka yaka içersiniz çocuklar. Aşk gazoz mu yani? Hayır, tabii ki aşk gazoz değil. Tamam, siz ciddi bir açıklama bekliyorsunuz. Aşk rağmen sevmektir. Her şeye rağmen. Çok sevmektir. Güvenmektir. Başını yastığa huzurla koymaktır. Tüm zorluklara rağmen yan yana durmaktır. Yaptığınız hiçbir şeyden pişman olmazsınız. Hiçbir şeyden. Bazen unutmaya çalışırsınız. Unutamazsınız. Ama aşk tüm engelleri aşar. Eğer birini her şeyden çok severseniz, hiçbir gücün sizi yıkmasına izin vermezsiniz. Böyle bir şeydir işte aşk. Çocuklar, aşk uzun bir yoldur. Oraya bir çıktın mı dönemezsin. Bir gün biri çıkar karşına, ne olduğunu şaşırırsın. Hayatının öncesi önemli değildi sanki. Onunla yeniden başlarsın yaşamaya, hayal kurmaya. Koca dünyada iki insan buluşur ve dünya durur. Milyarlarca insandan iki kişi. İki kalp bir atmaya başlar. Uyanırsın, aklına ilk o gelir. Uyumadan o vardır aklında, rüyanda onu görürsün. Bir olmuşsunuzdur artık. İki kişi değil, bir kişi vardır. İki ayrı bedende, tek bir kalp. Hani derler ya mucizelere inanmayın diye. Ya aşktan hala mucize mi olur? Aşk mucizedir, ayrıca şanstır. Çünkü herkes aşkı arar durur ama herkes bulamaz. O yüzden bulduğun zaman onun kıymetini bilmen, onu kaybetmemen gerekir. Sanki az sonra Batu bana doğru yürüyecek. Sarılacak. Her şeyin geçtiğini söyleyecek. Yeniden başlayacağız. Çok mutlu olacağız. Unutacağız geçmişi. Kim varsa, ne varsa dinlemeyeceğiz. Yolumuza bakacağız. Ama ben biraz da sizin dilinizden anlatayım. Hani böyle sabah uyanıyorsunuz ya okula gitmek için. Sonra vardır yani o günler, fark edersiniz ki o gün cumartesi, okul yok. İçinizi mutluluk kaplar. Ya da ne bileyim, böyle izlersin gökyüzünü, sana denk gelir bir tane yıldız kayar. Ya da böyle soğuk kış gününde, böyle Ocak, Şubat, buz gibi bir günde böyle sobanın yanına gidersiniz, içiniz böyle sıcacık olur ya. Ya da böyle hasta olacağınızı bile bile terli terli soğuk su içersiniz ya. İşte aşk öyle bir şey. Ama size ben asıl sırrı söyleyeyim mi? Bunların hepsi aldatmaca. Aşk diye bir şey yoktur. Bunların hepsi de yalan, dolandır.
Evet çocuklar, toplanın hadi. Ders bitti. Ya Zeki. Of, geçti başımın ağrısı ya. Ya nevrotik kadınlar gibisin gerçekten ya. Ya gel gitlerin, hallerin bir türlü bitmiyor. Bir sakin ol artık. Ya fena mı Gonca? Dersten kaçtık işte benim sayemde. Hem sen söylemiyorsun ki, sormuyorsun ki. Ben böyle bir şey niye yaptım? Bunun bir sebebi var mı? Demiyorsun ki sen bana böyle. Neden yaptın? Hadi sordum. Neden yaptın? Şimdi sen böyle söyleyince bir anda tabii olmadı. Yani şimdi şöyle bir şey var. Sen varsın. Ben varım. Ortak noktalarımız var. Ben sensiz. Sen bensiz. Onlar sizsiz. Bizsiz. Yani aslında baktığın zaman... tam toparlıyordum ya. Ne yapayım? Dizini mi kapayayım kızım? Herhangi bir romantik mi takılayım? Ne yapayım? İşte budur. Ne oldu? Daha olmadı. Ama olacak. Çok güzel şeyler olacak. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Her zaman bekleriz. Kapımız size açık biliyorsunuz. Okuldan izin almanıza gerek yok. Ne zaman isterseniz gelin çocuklarla vakit geçirin. Geliriz hocam, merak etmeyin. Görüşürüz. Musal, senin neyin var? Yok bir şey. Gitme. Ama gitmek zorundayım tatlım. Bak okul bitti. Ben de geleyim. Ya yerim seni. Ben seni görmeye gelirim gene. Üzülme sen. İstemiyorum. Ya böyle yapma ama. Gidemem bak o zaman gerçekten. Gitme o zaman. Oo, kıyamam sana. Ne güzel oynadınız öyle bütün gün. Annesi misiniz? Ayşe çok mutluydu. İzledim sizi. Buraya bir sürü üniversite öğrencisi gelir ama Ayşe pek ilgilenmez onlarla. Sizi çok sevmiş belli ki. Ya, teşekkür ederim. Ben de çok sevdim Ayşe'yi. Bütün gün boyama yaptık değil mi? Anne. Ben Sera ablayla gideceğim. Nereye gideceksin kızım? Benim ablanın işi vardır. Ya gideceğim işte. Aslında çok da işim yok ama nasıl yapsak bilemedim. Yok biz size daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Hadi kızım gidelim artık. Ya hayır. Pardon adınız neydi? Nurhan. Nurhan Hanım eğer isterseniz yani izin verirseniz. Benim gerçekten akşama kadar işim yok. Ben Ayşe'yi alıp onunla gezebilirim. Yani akşam da size getiririm. Evet anne, evet. Gelemedim ki şimdi ben. Anne lütfen. Ben size telefon numaramı da veririm. Hem merak etmeyin zaten üniversiteye gideriz arkadaşlarla falan. İyi peki madem öyle olsun. Oley. Hadi gel bak. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz anne. Bunlar. Niye açmıyorsun telefonlarımı? Eğer telefonu açmıyorsam, geride dönmüyorsam demek ki seninle görüşmek istemiyorumdur Ozan. Olabilir mi acaba? Niye ki? Ne yaptım ben sana? Ozan, bak ben yeni bir hayata başlamak istiyorum. Tamam. Seni görmek bana iyi gelmiyor. Seni görünce ben eski halimi hatırlıyorum. Sonra sana acıyorum, kendime acıyorum. Ozan, bak ben seni dibe çekiyorum. Aşağı çekiyorum ben seni. Yani git, yeni insanlarla tanış. Ne bileyim, yeni bir hayat kur kendine. Bana takılma. Yoksa gerçekten hayattayken çürürüz. Gerçek. İşte. Efendim Rıfat Bey. Ya Kumsal'a ulaşamadım. O yüzden mi beni aradınız? Bak son görüşmemizde sana biraz ağır konuştum. Kusura bakma. Rıfat Bey, ben anlatamıyorum galiba. Ben artık kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Başkalarının hayatıyla ilgilenmiyorum. Gayet açık ve net, tamam? Tamam, ben sana yine de yeni adresimi yolluyorum. Bana oradan ulaşabilirsin. Adam hala ev adresi diyor ya. Bıkmadın mı bu entrikalardan Rıfat? Şikayetçi misin? Her şeyimizi İzmir'de bırakıp geldik. Tamam.
dönebilirsin. Seni burada tutan yok. Bir bitmediniz. Ne var baba? Babana böyle mi açıyorsun telefonu? Ne var, ne oldu? Para gel yanıma, konuşacağız. Gelemem, işim var. Hemen şimdi Dolunay, hemen. Emin misin Vural? Söyleyecek misin gerçekleri Dolunay'a? Eminim. Hem de çok eminim. Şimdi sıra Batu'da. Efendim amca. Batu, çok acil görüşmeliyiz. Niye, ne oldu? Gelince anlatırım. Bara gelebilir misin? Ya pek müsait değilim de ben. Önemli bir şey mi var? Batu, çok önemli. Hemen atlayıp gel. Annen de yanımda. Kafe falansa sonra ilgilenirsin kafeyle. Hemen atla gel, bekliyorum. Annem iyi mi? Annen iyi. Annenle ilgili değil, seninle ilgili. Hemen bekliyorum, hadi. İyi, tamam. Orada söylediklerin doğru muydu? Hangi söylediklerin? Anladın ne demek istediğimi Batu. Her şey yalan mıydı? Öyle mi? Sen ne istiyorsun benden? Bir cevap istiyorum. Bilmek istiyorum. Yaşadığımız her şey yalan mıydı? Çocuklara söylediklerini gerçekten hissederek mi söyledin? Böyle mi düşünüyorsun? Söylediğim her şey gerçekten. Böyle düşünüyorum. Ne yaptın lan kısa yine? Oğlum bırak kolumu bak ya. Sen doymuyor musun belki mi? Ne istiyorsun sen? Oğlum o kadar iyi bir oyuncusun ki kimse senin gerçek yüzünü görmüyor. Oğlum kaşınma lan, kaşınma. Sera abla. Ama ben görüyorum. Senin nasıl bir pislik olduğunu görüyorum. Şişt, kız. Dur bakayım. Korktun mu bakayım sen? Ha? Korkma ya, biz oyun oynuyoruz. Adın ne bakayım senin? Ayşe. Sana mı sordu, bana sordu. Ben Ayşe. Sen kimsin? Batu ben de. Memnun oldum. Ayşe akşama kadar bizimle. Öyle mi? İyi. Ben bir amcama kadar gideceğim, siz de geçin. Recep Mecep gelecek bizim oraya. Oynar mısın, arkadaş ister misin? İyi. Gelirim ben de sonra. Tamam. Anlaşılmıştır Mösyö. Hadi görüşürüz. Gerginlik. Anlatacak mısın? Topladın hepimizi. Baba hadi. Ne konuşacaksak konuşalım, sonra da gidelim. Tamam. Sen iyisin değil mi? İyiyim ben. Hadi de gelelim. Tamam, pekala. O halde başlıyorum. Şimdi bu söyleyeceklerim size belki çok klişe gelebilir çocuklar. Ama çok önemli. Hayatımıza birçok insan girer çıkar. Dostlarımız, arkadaşlarımız, aşklarımız. Yani bunları seçebiliriz. Ama aileyi seçemeyiz. Aile kalıcıdır. Aile kutsaldır. Ama aile sevgisi aşk kadar güçlü bir sevgidir. Karşılıksız iyilik, karşılıksız bir sevgi. Yani birbirinize bir baksanıza. Siz de aileniz için her şeyi yapmaz mıydınız? Yani söyleyeceğim o ki... Babacığım, ben anladım. Tamam? Yorma kendini boşuna. Vallahi ben anlamadım hiçbir şey. Ne oldu? Sana anlatayım ister misin sevgili kuzenim? Anlat isterim sevgili kuzenim. Yani babam diyor ki...
biz tek bir aile olalım. Yani aile olmak için çabalıyor. Ama bu mümkün değil. Çünkü siz ayrısınız, biz ayrıyız. Değil mi babacığım? Bu yüzden uğraşma yani. Bizden tek bir aile falan olmaz. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bizden olmaz. Bu yüzden bence dağınık kalsın. Böylesi daha güzel. Anladın mı sevgili kuzenim? Anladım sevgili kuzenim. Ya bu çok böyle değişik bir kız. Batu, ben Dolunay'a ulaşamıyorum. Sen lütfen ona sahip çıkar mısın? Dolunay, ben mi? Ben ne yapayım? Koskoca kızın sana elinden mi tutayım amca? Batu, senden rica ediyorum. Batu, kırma hadi amcanı. Kuzenim o sana. Ya çok değişik, enteresan bir ailem var. Kuzeni değil, kardeşi. Şu an hala kuzeni. Yapamayacağız Vural, olmayacak. Bırak bir ısınsınlar birbirlerine, bir kaynaşsınlar. Benim babası olduğumu öğrendiğinde belki çok sevinmez ama bir kardeşi olduğuna sevinebilir belki. Bence ona iyi gelecektir. Yok arkadaşlar. Yani tamamlayamayacağız biz bu annemin şarkı sözünü. Ya ne kadar üzülürdü annem bilse, düşünsenize. Bana böyle bir miras bırakmış. Ben hiçbir şey yapamıyorum, sahip çıkamıyorum. Kumsal, bu böyle hemen olacak bir şey değil ki. Bir sakin, bir rahatla ya. Belki de sırf bu yüzden yazamıyorsun ha. Ben çok güzel fikirler veriyorum. Kollarında uyut beni, haydi haydi uçur beni. Gayet güzel bir dize bence. Zeki'cim sen sadece Batı'ya çal, tamam mı? Başka da yorum yapma. Belki de ben yalnız kalıp öyle yazmalıyım. Eğer tabii izniniz olursa. Valla çok iyi olur Kumsi. Zaten benim de bir ince işim vardı, onu hallederim o sırada. Ay, bitmedi ince işlerin. Öyle deme, lazım olur Gonca. Hadi o zaman, ayaklarına al. Aa, bir dakika, bir dakika. Hadi grup fotoğrafı çektirelim ya. Ha? Ne fotoğrafı ya? Ya kızım, sen, ben, ikimiz, bizim biraz reklamasyon yapmamız lazım. Yani insanlar bizim bilmiyor ki, sesimizi duyması lazım. Ne bizim grubun adı? Kelebekler mi, aslancıklar mı, kaplancıklar mı? Ne bu? Neyse, bunların hepsini çözeceğiz ama önce fotoğraf. Pardon, bakar mısın? Gel. Bizim fotoğrafımı çekelim. Sağ ol. Gel bakalım, düşünme. Sağ ol. Arkadaşlar bu ne ya? Kimin cenazesi ya? Arkadaşlar biz arabesk grubu muyuz? Rock grubuyuz biz. Biraz samimiyet, biraz gülümseme, biraz enerji. Lütfen. Ya bu fotoğrafla yani başlamadan eleniriz zaten biz. Bir daha çeker misin? Tabii ki. Hadi arkadaşlar biraz enerji, biraz gülme ya, hadi ya. Çok güzel. Sağ ol. Teşekkürler. Hadi Gonca. Tamam, tamam. Nasıl? Ya grubun ismi gibi olmuş. Nasıl yani? Ya sanki grubun ismi geliyoruzmuş gibi olmuş. Hı. Yok yok, gelmiyoruz canım. Gelen bir şey yok. Zaten reklamın iyisi kötüsü olmaz. Boş ver. Neyse, şamata bittiyse ben gidiyorum. Tamam tamam. Gonca. Şunu, bir saat sonra burada ol, tamam? Ya hareketlere bak ya morun. Nerede çalışacağım ben? Ya bizim odanın önünde çok gürültü oluyor. Hani kulaklık takayım desem hem müzik dinleyip hem şarkı yazamam. Ne yapsam acaba? Ben bir yer biliyorum. Hadi gel. İşte bu. Senin sevgilin yok mu? Allah Allah, soruya bak ya. Sanki içten güçten vakit var da. Hadi hadi, bahane bulma. Sen bence anlamıyor musun bu işlerden? Sana özel ders vereyim mi? Başımıza bir aşk doktoru eksikti, o da geldi, tam oldu maşallah. Kadınlar cıvı.
bakanlar çok komplike insanlardır, anladın mı? Bir kere heyecanını belli etmeyeceksin. Evet. Aşkından ölsem bile heyecan yapmayacaksın. Şu havalara bak ya. Sen kaç yaşındasın da aşk meşk yatıp tutuyorsun oğlum? Yaşında da mı ol lan biraz? Tipe bak ya. Not al bunu Cemal, not al, not. Tövbe tövbe. Asera geliyor. Dayı yanındaki kim ya? Kimmiş? Ben aşık oldum. Hem de sırılsıklam. Az önce konuşuyordun canısa, ne oldu şimdi?